Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Vahit Kirişçi konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır Sayın Kirişçi, buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bizleri izleyen aziz vatandaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Pençe Kilit Operasyonu'nda dün hayatını kaybeden hemşehrimiz Alican Güneş kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize, Gazze'de hayatını kaybeden kardeşlerimize ve vefatının 20. yılında Aliye İzzet Begoviç'e rahmetle, minnetle yad ederken geride kalanlarına sabırlar niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, buradan sıklıkla dile getiriliyor ama sözlerimin başında tıpkı pek çok alanda olduğu gibi tarımla ilgili de aslında 2002 bir milattır. Bir 2002 öncesi var, politikaların olmadığı, bir de 2002 sonrası olan tarım politikaları var. Bu tarım politikaları ki rakamlarla bunları burada ifade etmek isterim. Şayet 2002'de siz 98.1 milyon ton üretim yapmış, bugün bu 128.6 milyon tona çıkmış ve %31'lik bir artış sağlamışsanız, bu artışı gerçekleştiren üreticiye biz haksızlık yapamayız. Diğer taraftan bu ülkede eğer biz bu rakamdan biz bir şey anlamadık dersek, gayri safi tarımsal hasıla noktasında da rakamlar ifade edebilirim. O da 2002'de 25.1 milyar dolar olan tarımsal hasıla bugün 58.6 milyar dolara çıkmıştır. 2002'de 1.8 milyar dolar olan ihracat da şu anda geldiği nokta itibariyle 30 milyar dolara dayanmıştır. 36 milyar dolarlık ihracatın 2002'de tarım dahil tüm sektörlerin ihracatı olduğunu dikkate aldığımızda, aslında bu ülkenin üreticisinin artan nüfusa, artan bu ülkeye gelen turist sayısına, yükselen refah seviyesine rağmen hala üretmeye devam ediyor olmasıdır. Dolayısıyla biz bu üretimi, değerli arkadaşlar, görmezden gelemeyiz. Sizlerden istirhamım, şu elimde bir kitapçık var. Bu kitapçık sürekli güncellenmektedir ve bizim Tarım Cebimde mobil uygulamamızın içerisinde bu kitapçığın dijital versiyonunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada iddialar ve gerçekler adı altında dezenformasyon diyorum. Çünkü bilginin kirliliği olmaz. Bilgi doğrulanmıştır. Ama dezenformasyona yönelik, ki burada herkes bundan şikayetçi. Dolayısıyla eğer bunlardan kurtulmak istiyorsak şu kitapçığı ve Tarım Cebimde mobil uygulamasını mutlaka ve mutlaka dikkate alalım. Buyurun. Değerli arkadaşlar, dinlemesini öğreneceksiniz. Değerli arkadaşlar, Yüce Meclis 23 Mart 2023 tarihinde çok büyük bir tarımla ilgili, ormanla ilgili paketi mevzuata kazandırdı. Ve bu mevzuat sayesinde planlı tarım, sözleşmeli üretim, ekilmemiş bir karış toprağın kalmaması mümkün hale geldi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ben 27. dönemde bu yasanın çıkmasında emeği olan o günkü Gazi Meclisimizin bütün üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz değerli kardeşlerim, hepiniz bu ülkenin üreten insanlarına, üreticilerine saygılı olmayı da öğreneceksiniz diyorum.